2-0 mağlup ayrıldı karşılaşmadan ama Bakasetas'a yapılan son dakika penaltısını hakemlerin görmemesi Türkiye'de en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Maalesef dediğimiz gibi aslında o penaltıyla beraber beraberlik olacak. Belki de maçın hakkı ortaya çıkmış olacaktı. Hazır tamam arkadaşlardan ama maalesef dediğimiz gibi bir penaltı dolayısıyla aslında penaltı ama Sayın Ağaoğlu'nun da dediği gibi uzaydan baksanız bile penaltı hakemler göremedi. Bir tane hakem var ortada. Yanda iki tane hakem var biliyorsunuz işte sağ ve sol yan hakemler. Efendim VAR'ın başında da 3 tane hakem var, 6 tane. Bir gözlemci hakem var, 7 tane. Yani 7-8 tane hakemin görmediği bir penaltıyı ilk bakışta hemen penaltı diye anlarsınız. Ama maalesef işte o penaltı verilmediği için 1-0 mağlup ayrıldı. Recep Bey hemen oradan başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Adnan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Oradan başlayalım. Trabzonspor'un verilmeyen penaltısından ve dünkü maçtan başlayalım. Bugün açıklamalar yapıldı. Dün zaten Ağaoğlu açıklama yapmıştı. Maçın hakkı gerçekten 1-1'di. Yani o mücadeleye bakacak olursanız Fenerbahçe iyi oynadı ama Trabzonspor da iyi mücadele etti. Yankıları nasıl? Maçın yankıları Trabzon'da. Şimdi efendim Trabzonspor dün akşam Medical Park Stadyumu'nda bence beceriksizliğinin ve son vuruşları yapacak santraforun olmayışının acı faturasını yenilgiyle ödedi. Evet. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken orada maviler karşılaşmanın 90+2. Dakikasında Valencia'nın Bakasese yaptığı müdahalede haklı olarak penaltı beklendi. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu devam ettirdi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a Trabzon camiasından hatta Trabzon spor camiasından olmayanlar dahi bile spor severlerin yurdun her tarafından tepki yağdı. Evet. Ve Trabzon spor şampiyonluk yolunda çok büyük bir yara alarak tesislere hüzünlü bir şekilde çekildi. Burada hemen araya gireyim burada. Şimdi Cüneyt Çakır sevgili izleyiciler, dünya genelinde yapılan oylamayla son 100 yılın en iyi ikinci hakemi seçildi. Pozisyonu hepimiz gördük. Yani dünya genelinde son 100 yılın en iyi ikinci hakemi VAR'a bile çağırmıyor. Yani bırakın hani penaltı tartışmalarını bir kenara bırakın. En azından hakemi çağırırsınız, VAR'a baksın hakem, karar versin. Cüneyt Çakır oraya bile çağırmadı. Dolayısıyla dünkü maçın orta hakeminden ziyade Cüneyt Çakır %100 hatalıdır. Bunu da hemen söyleyelim. Buyurun devam edin Recep Bey. Ben öncelikle size Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum Sayın Adnan Bey. Çünkü tarafsız bir yayın yapıyorsunuz, tarafsız bir yorum yapıyorsunuz. Gerçekten spor camiasına adına sizlere çok çok teşekkür ederim. Trabzonspor demek bir spor takımı demek değil. Bu bölgenin potansiyeli demektir. Trabzon şehrinin, Karadeniz bölgesinin her şeyidir. Ekonomisidir, sosyal yaşantısıdır, kültürel açıdan baktığınız zaman Trabzonspor'u her şeyidir. Ama ne yazık ki Trabzonspor kıyım üstüne kıyıma uğruyor. Sürekli bu tür hatalarla birlikte ne yazık ki Trabzon insanı eziliyor ve birilerine ister istemez tepki gösteriyorlar. Gerçekten Rizespor Fenerbahçe maçına baktığımız zaman bu pozisyonun hemen hemen aynısı ve daha yumuşak bir şekilde Fenerbahçe sporcuya dokunuluyor Rizespor sporcu tarafından ve anında penaltı veriliyor. Oysa dün akşamki maçta 90+2'de tamamen Valencia'nın yapmış olduğu müdahale %100 penaltı. Bunu spor otoriteleri de okeyliyor. Spor otoriteleri bağıra bağıra, üzerine basa basa bu bir penaltıydı. Trabzonspor'un hakkı yenilmiştir diye bas bas bağırmışlar ve Trabzonspor'un hakkını aramışlar. Ne yazık ki geri dönüşü yok. Trabzonspor 3 puandan oldu. Şunu da ekleyelim Recep Bey, özür diliyorum araya girdim ama. Şimdi daha önce hakemler stattaki seyircilerden etkilendiklerini ara ara dile getiriyorlardı. Ya da spor yazarları böyle söylüyorlar. Hakemler işte
seyirciden etkilenir, şundan etkilenir, bundan etkilenir gibi böyle bazı şeyler. Demek ki alakası yokmuş. Bizim hakemlerimizin çapıyla ilgili bir problem bu. Emin olun. Ya dünyada sıralamaya giren bir hakem de bunu yapıyorsa. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor'un başına geldi bu olay. Trabzonspor bunu konuşuyor. Bu Galatasaray'ın başına da geliyor. Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da. Diğer hele Anadolu takımları zaten Allah'a emanet gidiyorlar. Çünkü hakemler Anadolu takımlarına kesinlikle acımıyor sevgili izleyiciler. Türkiye'de yani biz futbolun kalitesini yükseltelim. Türk futbolunun kalitesi yükselsin. Futbolcu yetiştirelim. Kaleci yetiştirelim. Forvet yetiştirelim. İnsanlar maça gelsin falan diye düşünürken aslında es geçtiğimiz bir mesele var. Türkiye'de hakem yetişmiyor. Daha doğrusu hakemler adalet dağıtamıyorlar. Yani o hakemlerin orada bulunmasının sebebi hakem olmak adı üstünde adalet dağıtması. Ama böyle olmuyor. Şimdi Fenerbahçe ses çıkarmıyor ama şunu da söyleyelim. Aynı mesele Fenerbahçe'nin de başına gelecek. Galatasaray'ın da başına gelecek. Kimin başına geliyorsa zaten o bağırıyor. Ama burada Trabzonspor'un hakkı yenmiş, kimseden ses yok. Yani biz kendi kendimize burada maval okuyoruz. Affedersin, çok özür diliyorum ama. Çünkü kimsenin umurunda değiliz. Böyle bir gerçek var. Ya takımların milyarlarca borcu var. Bu takımlar bu borçları neden yaptılar? Futbolcu getiriyoruz Türkiye'ye. Türkiye'nin reklamının iyi yapılması için. Futbol çünkü dünyada bir gerçek. Yani ülkelerin çok futbolları doğru. Ne kadar ileriyse o ülke o kadar reklam yapmış oluyor. Ama çok, hakemler hem şehirlerimizi katlediyorlar, hem futbolu katlediyorlar, hem de sanki her şey iki dudakları arasındaymış gibi hakemlerimizin orada maçtan sonra yollarına devam ediyorlar. Hakemlere ceza uygulaması olmadığı sürece bu iş böyle devam edecek. İki maç hakeme maç verilmeyecek. Sonrasında tekrar maçlara devam edecekler. Efendim uçak biletleri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maç başına iyi bir para alınıyor nihayetinde Süper Lig maçı yönettikleri için. Aynı zamanda efendim her tarafta havalarına diledikleri gibi atıyorlar. Türkiye'de bütün takımları maalesef hakemler katlediyor sevgili izleyiciler. Son örneğini Trabzonspor maçında gördük. Yazıklar olsun. Başka da bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Çok güzel bir ifadelerde bulundunuz. Çok önemli seslenişlerde bulundunuz. Üstüne vura vura birilerinin bu sesi duymasını istediniz ve inşallah duyarlar. Yazıktır. Duymazlar. Yok. Recep Bey bakın ben size şunu söyleyeyim. Şimdi hepimiz yıllardır bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkedeki futbolun dünüyle bugünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu dününü ve bugününü. Yahu Anadolu takımlarına öyle haksızlıklar yapılıyor ki kimsenin sesi çıkmıyor. Yani spor programlarında işte bir iki cümleyle geçiştiriliyor. Şimdi Trabzonspor'a haksızlık yapıldı. Trabzonspor bağırıyor ama geri kalan hiç kimsede ses yok. Yani ne Galatasaray'da ne Fenerbahçe'de. Ben bakın şunu söylüyorum, samimi söylüyorum bunu. Yani Fenerbahçeli yöneticilerin bu konuya değinmesi gerekirdi. Yarın aynı şey haksız bir penaltı Trabzonspor'a verilmiş olsa Trabzonsporlu yöneticilerin de bunu konuşması gerekiyor. Lig bu hakemlerle devam edecek. Haksızlık olacak mı? Evet olacak. Çünkü bizim hakemlerimizin çapı, vizyonu bu kadar. Ve bizim hakemlerimizde enteresan bir hava var Recep Bey. Yani programımızın sonuna geldik ama enteresan bir hava var bizim hakemlerimizde. Ya bizim hakemlerimiz kibirli, inanılmaz bir şey. Yaptım oldu diyor adam. Arkadaş yaptın oldu da yani bu takım bu sene 20 milyon, 30 milyon euro para harcamış. Bakın orada çalışan insanlar var, ekmek parası kazanan insanlar var. Orada gününü gecesini birbirine katan yöneticiler var. Orada bir teknik direktör var, kalbi pır pır atan. Orada gece gündüz galibiyet alabilmek için ter döken futbolcular var. Orada şu an Trabzonspor'un taraftarını 10-12 milyon sayacak 10-12 milyon insanın beklentisi var. Yani sizin iki dudağınızın arasında kalacaksa bu ve siz burada adaleti sağlayamayacaksanız kusura bakmayın ama çapsızsınız. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Evet, hem de çok çapsızsınız. Şimdi tartışılır pozisyon olur.
Evet yani tartışılır. Hani siz oldu dersiniz, ben olmadı derim falan, geçer gider. Onu hakemin görmesi, süzmesi de zor. Ama bariz bir pozisyonu da görmüyorsanız, yani biz ne söyleyeceğiz size ya? Bu o size uçak bileti alınıyor. İşte gidiyorsunuz, otellerde kalıyorsunuz. Stada girdiğiniz zaman herkes size ihtimam, saygı gösteriyor. Efendim siz maç başına para alıyorsunuz. Bunları bizim paramızda yaşayacaksınız. Bu havayı bizim paramızda soluyacaksınız. Sonra da kalkacaksınız. Bu ülkedeki taraftarlara haksızlık yapacaksınız. Ya yazık ya. Vallahi yazık, billahi yazık. Yani bugün Trabzonspor ses çıkardı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın onların daha çok bağırması gerekirdi diye düşünüyorum ama işte onlarda da maalesef ses seda yok. Recep Bey, diğer meseleleri konuşacaktık ama çok az zaman kaldı. Böyle bir dakikalık bir değerlendirme alalım. Varsa söyleyecekleriniz, sonra programımızı bitirelim. Sevgili Genel Müdürüm, Trabzonspor COVID'in önünde gitti. Yani bu büyük bir acıydı Trabzonlular için, Trabzonseverler için. Ancak Trabzon'da Kanuni İlk Araştırma Hastanesi, KTÜ Farabi Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, Fatih Devlet Hastanesi COVID hastalarıyla birlikte yoğun bir hareket halindeler. Yoğun bakımlara her gün servislerden rahat 10-15 tane tedavi olan hastalar yoğun bakımlara indiriliyor. Yani ileriki günlerde Trabzon'da çok eks vereceğimiz görünüyor ve anlaşılıyor. Yoğun bakımlardan çıkan COVID hastası pek az. Ancak Trabzon halkı, Türkiye bu hastalığa dikkat etmeli. Bu hastalıktan korumak için ellerinden geleni yapmalılar. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Recep. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sizlere tekrar Trabzonlular, Trabzonsporlar, spor severler adına teşekkür ederim. Ha, şunu da söyleyeyim. Onu son ek olarak, ben Trabzonspor taraftarı değilim. Recep Bey de biliyor az çok. Hangi takım olduğumu da söylemeyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın, Türkiye'de bir gerçek vardı daha önce. Maalesef hakemler bu gerçeği yok ettiler. Şimdi bakın, sokakta yürüyorsunuz. 5-6 kişi bir adama saldırıyor. Ne yaparsınız? Ya gidersiniz, dersiniz ki arkadaş, yani bu adama niye saldırıyorsunuz? Yalnız mı buldunuz dersiniz, değil mi? Recep Bey, insaf aynen edersiniz. Efendim. Gönlünüz, kalbiniz insaf eder, merhamet eder yani. Ama hakemler bunu bitirdiler. Yani Trabzonspor'da böyle bir problem var. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ses yok. Ya siz yıllardır ezeli ve ebedi bir rekabet var ama yine ezeli ve ebedi de bir dostluk var. Yıllardır beraber götürüyorsunuz bu ligi. Ya ben gerçekten yadırgadım. Yazıklar olsun. Dediğim gibi yani hangi takım taraftarı olduğumuz önemli değil. Adalete gelince herkesin sustuğu bir nokta varsa o ülkede futbol adına adalet bitmiştir. Bu kadarını söyleyeyim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Trabzon'a selamlar. Ama gerçek bu. Yani adalet sadece sana adalet, ona adalet, buna bana adalet, bana varsa adalet ne güzel. Başkasına yoksa ya boş ver gitsin gibi bir şey olursa işte Türk futbolu bugünlerde olur sevgili izleyiciler. 3 tane, 4 tane takımımızın Trabzonspor'da dahil bugün yaklaşık olarak 6 milyar TL borcu var sevgili izleyiciler. Bunun neticesinde futbol var mı? Yok. Futbolun olmamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi de maalesef hakemler. Hakemler kendini düzeltir mi? Lafı güzaf. Bugün burada konuşuruz, yarın her şey unutulur, devam eder. Biz de sadece konuştuğumuzda kalırız. Hiçbir şey düzelmez hakemler düzelmediği sürece diyelim ve programın böylece sonuna gelmiş olalım. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Yarın tekrar birlikte oluncaya kadar hoşçakalın.